Açık ve netten herkese merhaba. Bu hafta Profesör Doktor Cengiz Aktar ve Ergün Babahan'la birlikteyiz. Evet, hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Son dakika haberiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Seçim tarihi 14 Mayıs. Resmi gazetede de yayınlandı bu. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116. maddesi uyarınca dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimi Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir dedi. Cengiz Hocam sizden başlayalım. Yenilenmesi diyor. Bu bir seçimde... madde daha var. Tabii. 2839 var bir de. Bu milletvekili seçim kanunu. O 8. maddede şöyle diyor. Seçim dönemi bitmeden önce seçimin yenilenmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Cumhurbaşkanı'nca karar verilmesi halinde durum Bakanlar Kurulu tarafından 48 saat içerisinde ilan olunur diyor. Şimdi burada yani Cumhurbaşkanı'nın ilan etmesi anormal değil ama Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var. Karar alması anormal değil ama ilan etmesi anormal, ama Türkiye'de artık normal olan bir şey olmadığı için şaşırmamak lazım. Bunun çok üstünde durulacak bir şey değil. Peki, yani buradaki bu hukuk neden şu ortamda? Tamam, hani duyurma meselesi çok detay kalıyor günümüz Türkiye şartları için. Okey. Ama neden yenilenmesi? Neden seçimler yenileniyor? Yeni bir seçim yapılmıyor mu? Üçüncü defa aday olabilmesi için aslında onlar bütün hesap o. Üçüncü defa aday, yani ikinci defa aday olabilmesi için. Çünkü rejimin okumasına göre Recep Tayyip Erdoğan bir kere cumhurbaşkanlığı yaptı yeni sistemde. Fakat yani hukukçular aylardır hepimiz yazdık bunun doğru olmadığını ve eski maddenin değişmediğini söylüyorlar. Yani bu konu maalesef hiçbir şekilde gündeme gelmedi, getirilmedi ve akamete uğradı. Aslında bunun üzerinde durulması gerekiyordu ama muhalefet nasıl olsa bir şey yapamayız, elimizden bir şey gelmez. Bu hukuksuzluğu da sineye çekelim dediler ve iş bitti yani. O zaman baban sana döneyim, biraz hareketlenelim. Şimdi o zaman burada sarayın hukukçuları hep şunu diyordu ya, bu ikinci dönemdir, üçüncü dönem değil bilmem ne. O zaman geriye mi adım attılar bu yenilenme hamlesiyle birlikte? Yok. Hayır. Niye? Burada aslında muhalefet bu konuyu gündeme geldi. Belki İşçi Partisi, HDP, YSK'ya tarihe not düşmek adına itirazda bulunacaktır Erdoğan'ın adaylığı konusunda, ama yani Erdoğan ne derse o olacak. Çünkü muhalefet bir an önce sandık öne gelsin, kazasız belasız oylar kullanılsın istiyor. Burada asıl merak konusu olması gereken Erdoğan'ın oyun planı ne? Niçin bu kararı aldı? Niye 14 Mayıs diyor? İlk başta Bülent Arınç aracılığıyla gündeme getirdiği erteleme kararından niye vazgeçti gibi hususlar... Hemen cevaba geçelim. Evet. Neden böyle bir şey yaptı? Yani şimdi Özer Sencer bile şey konusunda en karamsar anketörlerdi. Başında geliyordu yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığının en az desteğe sahip olduğunu söyleyen kuruluşların başında Kılıçdaroğlu adaylığının. O bile AKP oyunun %4 düştüğünü söylüyor. Yani deprem bölgesinde işte orada yağmur yağdıkça insanların çadırlarını sel basıyor. Çamur içindeler. Binlerce kişi hala çadır alamamış. Hatay'da su, sabun sıkıntısı var. Yani bir iç savaş sonrası göç etmiş halkın dramı yaşanıyor deprem bölgelerinde. Durum felaket. İkincisi para bitti. Şimdi bu hafta yanılmıyorsam İbrahim Kalın Washington'a gidecek ve Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine evet dediğini açıklayacak. Çünkü bildirecek resmi olarak, onlara bildirecek. Yani Temmuz'da yeni mecliste bunu kabul edeceğiz diyecek. Çünkü Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine evet demeden Amerika'dan zırnık koklayamayacak herhangi bir yardım. Uluslararası piyasalar anlamına geliyor bu. Çok şey oldu yani. Yani Temmuz'a... tarih ertelendikçe depremin ekonomik faturası daha ağır vatandaşa yansıyacağı için bir an önce yapmak istiyorlar, öyle mi? Bir de şöyle düşün, yani deprem bölgesinde değilsen, İstanbul büyük şehirlerden biri, Türkiye'nin Antalya'da yaşıyorsan, bir sürü şehirde yaşıyorsan,
deprem dolayısıyla mesela ev kiraları uçmuş gitmiş. Yani ev arıyorsan ev bulamıyorsun. Yani depremden doğrudan etkilenmeyen insanlar dolaylı olarak etkileniyor bundan. Yani işte zaten işte başarısız tarım fiyatlarından bir kilo kıyma olmuş 300 lira şimdi et ithalatına karar vermişler. Yani her şeyle dökülen bir devlet var. Bunu kazansa da götüremeyecek. Kaybetmek belki onun için bir dinlenme ve şey gibi yeniden Netanyahu gibi geri gelme şansı olacak. Dinlenme yani ama nerede dinlenme? Valla Türkiye'de dinlenir paşalar gibi hiçbir şey olmaz Türkiye. Yani gidip hapishanede dinlendirmezler adamı diyorsun. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişi cezaevinde. Ya 60 ihtilalinde bir gördük onu darbede. Bayara ki ona bile ayrıcalıklı davranıldı ki bir intikam darbesiydi. Yani Türkiye'de kritik görevler vardır. Kürtlere karşı savaşmış, FETÖ'yü devletten temizlemiş bir kahraman gözüyle bakılıyor. Erdoğan'ın şu anda mevcut Türkiye'nin kurucu felsefesi yani. Açısından. Dokunmazlar. Cengiz Hocam dokunurlar mı? Şimdi bu konuda rivayet muhtelif biliyorsun. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu 6 Mart krizi öncesinde bir 418 milyar dolar meselesi ile gündeme geldiğini hatırlıyoruz. İşte, güya Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalmış bu beşli müteahhit çetesi. Biz de asla ve kata diye bir cevap almış. Bunun üzerine bu krizin bu nedenle çıktığını dahi söylediler. Yani Meral Akşener'in masayı terk etmesini. Şimdi bu yani devir sabık bu demek sadece siyasetçilerden değil, siyasetçilerin etrafında öbeklenmiş bu müteahhit ve oradan yiyen her türlü insan için geçerli bu devir sabık meselesi. Fakat Türk siyasi geleneğinde böyle bir şey yok. Yani devri sabık son derece sınırlı ve ender uygulanan bir politika. 1950 seçimine giderken Demokrat Parti devri sabık yapmayacağız demişti, hatırlatayım. Fakat iktidara geldikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin uhdesinde olan halk evlerini kamulaştırmışlardı. Yani bir nevi bir devri sabık yaşanmıştı. Tabii 1923-1950 dönemini kapsayan bir devri sabık değildi bu ama yani bir hesap soruldu. Şimdi bugüne bakacak olursak açıkçası ben beklemiyorum. Bir, öyle bir adet yok. İki, hangi devri sabık? Çünkü Türkiye'de temiz siyasetçi yok ki. Yani yani birbirinden AKP MHP'den başlasan Davutoğlu'nun partisine, Ali Babacan'ın partisine hepsine sıra gelir yani. Peki bürokrasi konusunda ne diyorsunuz? Hatay Belediye Başkanı'na bak. Bürokrasinin bürokrasideki görevlilerin yargılanması. Yok başka. O başka tabii. O mümkün mü? Zaten yani, bir şu anda liste hazırlanmış ve vaziyette. Altılı masanın yürüyüşüne baktığınızda bunun üzerine gidecekler mi sizce? Cam alabileceklerini alacaklar tabii. Onu söylediler yani. O konuda zaten masada bir mütabakat var. Yalnız Ali Babacan'ın ben duymadım yani kulaklarımla ama Twitter'da okudum. Ali Babacan gene Habertürk'te galiba. Herkesi ben izledim. Atıyorlar oraya. Bizim diyor hiçbirimizin bizim kitabımızda devri sabık yok diye bir ifadesi var Ali Babacan'ın. Şu an dinledim ben onu. Evet. Liyakati varsa, yolsuzluğa bulaşmamışsa niye dokunalım adama dedi. Yani şey anlamında söyledi onu. Biz hiç her şey olduğu gibi gidecek demedi. Evet ama yani dediğim gibi yani Türkiye'de yani bir de fincancı katırla yani işte herkes biliyor ki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa Merkez Bankası'ndan TÜİK'e
emniyetten şeye orada, bütün tabii orada bir sorun ya. Yok. Orada sorun yok yani memurlar bu işin bedelini ödeyeceklerdir ama onlara karar verdiren veya memurların arkasındaki siyasetçiler bedel ödeyecek mi? Esas devri sabık o. Evet. Yoksa Allah'ın memuru ne ki yani? Bir sıkımlık canı var yani. Onlar gidebilecek olanlar, alınabilecek olanlar alınacaklar. Tabii yargı için aynı şey söz konusu değil. Ama ben her şeye rağmen çok fırtınalı bir dönem bekliyorum ve hemen yani eğer seçilirse Millet İttifakı bu işe soyunmaz gibime geliyor. Memurlarla ilgili değil. Siyasetçilerle ilgili. Siyasetçilerle ilgili. Şimdi tabii. Yargı dediniz de yani şöyle bakalım Erkan bir tek oraya gel. Ya Anayasa Mahkemesi yargı. Anayasa Mahkemesi AKP'nin bu yapısıyla göndersen ne olacak ki? Şeye döner yani. Kuru temizleme sistemine. AKP Erdoğan'ın belirlediği bir yapı orası. O yüzden şu sistem içinde yani üstüne gitsen bile sonuç alamaz. Şimdi yani bak, yargı çok zor. Yargı çok zor ama diğer mesela yani, saydınız demin TÜİK falan onlar bunlar onları alırlar tabii canım. Yargıyla alakalı zaten Cumhurbaşkanlığı örnek, kararnamesiyle yapacağını söylüyor. Bakın yargıyla alakalı 4 tane örnek vereceğim size ve arkasından da soru şu. Yargı yeni duruma göre seçimlerde iktidarın değişme ihtimaline göre pozisyon mu alıyor sorusunu sormak üzere 4 tane örnek size söyleyeceğim. Son birkaç günün şeyi. Anayasa Mahkemesi HDP'nin hazine yardımını ödenen yardımlarına geçici bloke konulmasına kararını kaldırdı. Artık hazineden istifade edebilecek HDP. Bir Anayasa Mahkemesi yapıyor bunu AKP'li dediğimiz. Zaten çünkü şey de kendisi hukuka aykırı bir karardı bir zaten ya ama tamam. Ya hangi hukuk ya? Baba hangi hukuk? Evet. Şimdi bu birinci karar. İkinci karar Yargıtay'dan geldi. 17-25 Aralık yolsuzluk MİT tırları ve selam tevhid dosyalarını seçim ertesine gündemine aldı. Oradaki duruma göre pozisyon alacaklarmış gibi bir izlenim oluşturdular. Yine Anayasa Mahkemesi bugün haberlerde gördüm. Bir öğretmen Facebook'tan Erdoğan ve hükümet aleyhine açıklamalar yapmış, paylaşımlar yapmış. İşte demiş ki yağcılık, yalakalık, yaltaklık, yandaşlık, yardakçılık hepsinin bunun adı yavşaklıktır demiş ve Erdoğan ve hükümete bunu söylüyor. Anayasa Mahkemesi bu konuyu ele almış, bunu ifade hürriyeti olarak tanımladı Anayasa Mahkemesi. Yani bu tuhaf yani. Yeni... Üçüncü, dördüncüsü. Dördüncüsü. AKP tahliyeler var duymadığımız bir de. Yani. Bir dakika. Ha, tabii. Bu ilk göz yani attığım şeyde bulabildiklerim. AKP'nin 2014 yılından beri kullandığı Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda şarkısı. Açılan telif davası 9 yıl sonra işte daha yeni iktidar gitti gidiyor muhabbeti üzerine yargı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi sürpriz bir kararla AKP'yi telif ödemeye mahkum etti. Şimdi dördünü alt alta topladığımızda ne iş? Ne iş? Vallahi işte söyledik yani bu daha 14 Mayıs'a doğru buna benzer birçok karar alınacak muhtemelen. Yani şey mi başladı yani? Memurlar evet pozisyon alıyorlar. Sırtlarını sağlam duvara yaslamaya çalışıyorlar falan yani. Ama bu daha önce aldıkları tamamen hukuk dışı, hukuksuz demiyorum, hukuk dışı kararları temize çekmiyor. Onu da hatırlatalım yani yeri gelmişken. Dolayısıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bu yani son derece doğal ve sadece yargıda da değil, her yerde muhtemelen belli böyle... Medyada. Geri, tabii işte o ne o kadının adı Nagihan Alçı... İşte AKP'ye saydırdı. Dün mü ne işte böyle bir partiyle işim olmaz falan dedi. Yani bunlar olacak tabii 14 Mayıs'a gidene kadar ama yani bunların bir belirleyiciliği seçim sonucu açısından ve 14 Mayıs sonrası dönem açısından bir belirleyiciliği olur mu olmaz mı ondan emin değilim. Ama yani bunlar bir barometre çok... değil midir? Yani evet. Bürokrasi iyi koku alır. Bu medyadaki isimler de kokuyu iyi alır. Yani bu bizim için... Erkan o zaman Yüksek Seçim Kurulu'nun da parmak boyasını kabul etmiş. Mesela.
Mesela Hodri Meydan, hadi bakalım. Evet, bir de bu da tersi bir durum daha Hodri var. Meydan, işte. Şimdi Yani yasa esas gerekiyor can abi, alıcı yasaya yer, ihtiyacı yok. can al, en can alıcı hukuk müessesesi olan Yüksek Seçim Kurulu toplumda yani bir talep olarak bu dile getiriliyor. İmza kampanyası var, bir tag var Twitter'da dönüyor falan. Hadi bakalım yapsın. Yok. Yani hiç oralı bile olmadılar, olmaz dediler. Kestirip attılar yani. Ya bu kararlar bence şeyi gösteriyor. Erdoğan'ın, yani HDP kararı özellikle Erdoğan'ın onayı olmadan çıkmazdı. Tabii. Ya Kürtler, orada yani, bir numara var. Ya bir HDP'ye ben sizi kapattırmayacağım, o kadar yanaşmayın, aday çıkarım baskısı yapacak. Bilemiyoruz ya, ilk turda HDP'nin aday çıkarmasını. Yani tabii Türkiye çok böyle sisler arkası bir ülke olduğu için bunlar hep komplo teorisi, ama mümkündür. Ama çok makul değil bir Erdoğan'ın onay ve bilgisi olmadan Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı alabilmesi. Ama Anayasa Mahkemesi'ndeki bu İrfan Fidan, Erdoğan'ın başkan Asad olacak diye dilettiği, Anayasa Mahkemesi'nin hayır dediği Erdoğan'a rağmen, o adamın itiraz şerhi var o meselede. Yani Erdoğan'ın uzantısı bu adam bu meseleye hayır demiş. Ya işte söylüyor Ergun. Yani burada bir direnen bir Anayasa Mahkemesi mi var? Hayır. Mesela bunun arkasındaki bunun nedeni Ergun'un da söylediği gibi Anayasa Mahkemesi'ndeki yüksek yargıçların pozisyon almalarından ziyade saraydan gelen bir talimat doğrultusunda bu kararı almaları. O kadar yani, bunda daha fazla bir şey de olabilir tabii. Yani 2000 kaçtaydı bundan önceki seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi 18 miydi? 18. Yani oradaki darbe baskısı, tam saha pres yoğunluğu biraz zayıflamış olabilir. Gerçi hiç zayıflamadı, onu göremiyorum, bilemiyorum Türkiye'de yaşamadığımız için, ama yani orada Anayasa Mahkemesi'nin bir yandan hukukun değerinin farkına varması ve işte 2 ay önce verdiği kararın tam zıttını vermesi bana makul gelmiyor. Yani sonuç itibariyle bu Erdoğan, sosyal medyadaki hava hariç, Erdoğan'ın mutlaka kaybedeceği bir seçim gibi tam net değil. Yani kaybetme ihtimali yüksek, ama kimse tamam Erdoğan bitti gidiyor, bu işi kibarca Kılıçdaroğlu'na bırakıp emekli köşesine çekilecek diyemez. Yani dengeleri kollar bürokrasi. Yani bir yandan ihtimali da bile yani biraz böyle taşları yerinden oynattı gibi gözüküyor. Ama Erdoğan pozitif bir seçim kampanyası yapacağını söyledi ve dikkat edersen ağır bir dil kullanmıyor. Yani mutlaka bu seçim öncesi hem Batı ile ilişkileri açısından hem de deprem sonrası çıkan Türkiye'deki atmosfer sonucu olarak daha böyle uzlaşıcı bir 5 yıl yaşatacakmış gibi. Mecburiyet mi? Mecburiyet. Ama, ha, mecburiyet. Mecburiyet. Yani dış düşman nasıl diyecek? Yani şimdi ondan kredi bekliyor, para bekliyor. Artı bütün dış dünya deprem için yardıma koştu şimdi. Nasıl düşman? Valla yani herhalde oturup bunlar biliyorsun Devlet Bahçeli ile uzun uzun konuştular. Bir oyun planı çıktı ortaya. Ondan nasıl o hayata geçecek belli değil. Depreme yoğunluk, deprem yoğun bir şey yapacakları, bir kampanya yapacakları açık. Ama çok sıkıştıklarında bir B planı veya C planı olarak bir yurt dışı, bir küçük bir hamle yapabilirler. Çünkü o yapamaz artık şimdi. Ya bilmiyorum. Kaldı. Yani şöyle nereye yapacak? Yapacağından nereye değil, ama yani bir hamle, herhangi bir hamle, mesela Kıbrıs falan. Hiç, yani hiç mümkün değil. Ya yani neyse, bunu tartışmayalım. Sabaha kadar tartışırız. Başka bir şey söylemek istiyorum. Burada muhalefetin yumuşak karnı olduğunu unutmamak lazım dış politikanın. Bak, her konuda konuşuyorlar. Her konuda son derece demokratik talepleri var ve iddiaları var. Muhalefetten bahsediyorum.
yurt dışı operasyonlar konusunda Suriye olsun, Irak olsun, Kıbrıs olsun, Yunanistan olsun tık yok. Yumuşak karnı çünkü. Yani şimdi biraz bilgi vereyim Amerikan cephesinden. Yani Biden'ın Erdoğan'a çok antipatisi var. Onu biliyoruz. Yani en büyük avantajı muhalefetin Biden'ın kişisel olarak Erdoğan'dan haz etmemesi. Ama Biden yönetiminde Kılıçdaroğlu seçilmesinin Amerikan çıkarları açısından çok mu iyi olacağı, olup olmayacağı konusunda kuşkular var. Şimdi burada yani... Dile de getiriliyor bu yani. Doğru. Erdoğan mı devam etse acaba? Eli zayıf, dizle tam teslim durumda diye düşünenler de var yani. Ama yani Erkam ve Ergun, yani bu seçimde Tayyip Erdoğan'ın sponsoru, Tayyip Erdoğan'ın velisi, ağababası Batı değil, Putin. Putin. Ya o yüzden yani ya öyle bir derdi yok. Ay Batı ne der? Verir mi, vermez mi? Ne yapar falan. Bunların hiçbir kıymeti harbiyesi Putin'in yok. Böyle bir gücü kaldı mı? Yani kimin? Ukrayna Savaşı, Putin'in diyor böyle bir gücü var. Kalmasa bile yani canı çıkmış olsa bile elinde dünya kadar cash var. Bir, iki, hala şeyden Tayyip Erdoğan'ın fonksiyonu, işlevi açısından Putin'in hiçbir şey, endişeyi yok yani. Bir kuşkusu yok. Yani aman Putin'lerle çalışabilir miyim diye bir sorusu falan yok açık yani. Mesela uzun uzun parmakları seçim gecesi seçim sistemine ulaşacak mı? Ha, değil mi? Mesela. Yani yazılımlar mesela, üzerine tabii. Oyunlar. Tabii. Peki şimdi epeyce bir başlık bizi bekliyor. Buradan bir virgül koyalım. Abi, Amerika ile ilgili bir bilgi daha vereyim. Genelkurmay Başkanı'nın ziyaret sebebi Suriye'deki kalıcılıklarını sorgulamak üzereydi. Tamam mı, devam mı ziyaretiydi o ve devam oldu kararı çıktı. O önemli. İkincisi de Türkiye Trump üzerinden bir hamle yaptı. Trump'a çok yakın Floridalı bir temsilciler meclisi üzerinden teklif verdi. Amerikan askeri Suriye'den çıksın geçmedi. Diye. O da geçmedi. Ama yani hala zorluyor Ankara Suriye meselesini bir şekilde. Evet. Peki şuna girelim mi? Vakit ilerliyor. Epeyce başlık bizleri bekliyor. Özgür Özel bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki suikast düğümleri alıyoruz. Ve koruma sayısı Kılıçdaroğlu hakkında neden arttırılmıyor dedi. Önceki günlerde de eski ülkü ocakları lideri Alaaddin Aldemir de medyada böyle bir açıklama yapmıştı. Aman dedi bu Sinan Ateş gibi olur, daha beter olur, hepimizi yakar, böyle bir suikast duyumları alıyorum dedi. Ve Alman medyasında da bu tür haberler çıktı. Bir suikast meselesidir gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik. Ne diyorsunuz? Böyle bir ihtimal sizce söz konusu olabilir mi? Valla yani bu sadece Kemal Kılıçdaroğlu için değil. Yani ortalığı karıştırmak için Meral Akşener de olabilir falan, bunu diyenler de var. Temel Karamoğluoğlu diyenler de var falan. Yani ortalığı karıştırmak. PKK üzerinden tabii ondan öyle sonra bir planlama orayı işaret oraya yıkma falan. Suçu. Evet. Sadece ya PKK de değil yani başka o ne o tak mı tuk mu bir şey var ya hani o falan yani DHKPC olur yani devletin elinde istediği kadar maşa var ya yani. PKK üzerinden planlarsa bu aynı zamanda HDP noktasında da yeni bir propagandaya elbette. O yüzden dedik demin yani Ergun da ben de ikimiz de şey yani bilmiyoruz dedi kafaları. Oyun planı önemli o açıdan evet. Tabii ama şu var yani şurada bir parantez açmak gerekiyor. Şimdi bu seçim yani Türkiye'nin muhalefetinin ve Türkiye'de artık Recep Tayyip Erdoğan'dan illallah demek olan demiş olan kitleler açısından fevkalade önemli. Bir hayat memat seçimi. Bu Türk demokrasisinin hayat memat seçimi diyenler falan var. Abartmamak lazım. Türkiye demokrasi falan değil. Yani bu adamdan kurtulabilecek miyiz? Zaten muhalefetin başka bir politikası yok. İkinci politikası da HDP ile resim vermemek. Bir üçüncü politika yok yani. Dişe dokunur. Şimdi
muhalefet açısından bu kadar önemli bir seçim ve hava son derece olumlu, müsbet, pozitif şu ara. İnsanların buna ihtiyacı vardı. Son derece anlaşılır bir öforya var ortalıkta. Yalnız iktidar açısından da, rejim açısından da bu hayat memat meselesi ve sanırım geçen programda da söyledim. Yani eğer siyasi İslam bu seçimi kaybederse, ki böyle bir ihtimaliyet var, bir daha asla ve kata Türkiye'nin yönetimine gelemez. Bunun farkındalar. Bir kere ya o anlamda hayat memat rejim açısından belki daha da derin bir hayat memat meselesi. Şimdi bu asılacaklarını gösteriyor ve her şeyi yapabileceklerini gösteriyor iktidarda kalabilmek için. İkinci şık, eğer ki ediyor gibi iseler, yani o seçim akşamı belli olacak tabii, orada da her şeyi yapmaya hazırlar ve aynı Trump'ın yaptığı gibi ve bayağı Bolsonaro'nun yaptığı gibi sonuçları tanımamak ve bir kriz çıkarmaya kadar işi vardırmak. İkinci opsiyon bu. Üçüncü opsiyonda demin Ergun azıcık bahsetti. Gidip yani anahtarı teslim edip ondan sonra iktidarın yani Türkiye'yi yönetmesi son derece zor olacağı için, bu sadece 1000 tane memuru işten almakla olacak bir şey değil. Yani Türkiye'de zaten bir kurumsal enkaz var. Yani bu kolay kolay kaldırılamayacağı için 6 ay sonra veya neyse yani bir zaman için, bir vakit içerisinde yeniden seçime gidip tekrar gelmek. Yani bunun örnekleri beceremediler işte. Yani kucağında bulacakları bütün krizleri ve arkasından Erdoğan yeni baştan. Tabii. Yani bu üç şık var. Dolayısıyla bunları yani şey yaparken, sevinirken bütün bunları gözden kaçırmamak ve temkinli olmak gerekiyor. Baban senin buna ilaven var mı? Veya itirazın? Tabii suikast şöyle falan. Bir suikast ihtimali çok ciddi. Çünkü yani aradaki fark çalarak ya da eğer yani anketlerdeki şey doğruysa 25-28 arası CHP, 10-12 arası İYİ Parti alıyorsa 40 yapıyor. 5'te öbür irili ufaklı küçükler alıyor 45. HDP'nin oyuyla Emek ve İttifak İttifakı'nın %60'a 40 gibi bir şeye geliyor matematiksel olarak. Çok şok edici, işte Kılıçdaroğlu'na saldırı gibi bir şey olabilir ama belki de Amerikalılar bunu gördüğü için Suriye üzerinden, General Abdi üzerinden, Kobane üzerinden PKK'ya ateşkes ilan ettirdi. Eylemsizlik kararı aldırdı. Yani şimdi şeyin bile 150 tane, 120 tane PKK'li kaldığı dediği bir ortamda İçişleri Bakanı'nın gelip böyle bir eylem yaptığına, gerçi Türkiye kamuoyu o medyayla ikna olur, her şeye ikna olunuyor. İstedikleri sonuca varabilirler ama Pakistan'da şeye Butto falan düzenlenen saldırılar gibi olur. Bu yani herkesin kimin yaptığını bildiği, faili bildiği. Yani şu anda İYİ Parti masadan kalktı diye bütün Kürtlerde bir hayal kırıklığı yaşandığını biliyoruz hiç haz etmemelerine rağmen. Çünkü hedef Erdoğan'ın gidip yani insanlar anlamıyor. Güney Kürt bölgesi, Türkiye'nin Kürdistan'ı fiili işgal altında, yani nefes alamıyor insanlar. Her köşede bir zırhlı araç, o su atan araçlar ne diyordu onlara, unuttum adını. Evet, bir de o insanları böyle aşağılayan, eşit vatandaş olmadığını, esir gibi davranan bir zihniyet var. O biraz kalksın kaygısı var. Yani burada kalkıp hiçbir Kürt Erdoğan'ın işine yarayacak bir eylem ya da şeye girmez. Bunu bütün aklı başında kesimler biliyor ama İYİ Parti'yi alt üst edebilir. MHP'yi coşturabilir. Seçimi riske sokar.
Bir de tabii Kılıçdaroğlu'na yönelik Allah korusun böyle bir eylem olursa yerine kimin aday olacağı tartışması gündeme gelir. Yani sadece devlet katında değil, o söylenen komplo teorilerine kadar ucu gidebilecek planlar konuşulabilir şu anda eğer bu duyumlar gerçekse Kılıçdaroğlu'na yönelik. Bunlar hep muhtemel. Ama endişe verici yani. Endişe verecek, evet. Peki şimdi şeye geçelim mi? Bu hafta şeyle Meral Akşener, Selahattin Demirtaş meselesi gündemdeydi. Selahattin Demirtaş siyasette gündem belirliyor hapishaneden. Mektup yazdı. Çok net. Çok net. Yani oyumuza evet, HDP'ye hayır. Yani dedi ve buna iş dedi. Arkasından ya Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız ama nasıl içiniz rahat edecek? HDP'nin oylarıyla o noktada oturacaksınız ama HDP'ye de hayır diyeceksiniz gibi iktidarın bu konuda özellikle İYİ Parti'nin çelişkilerini çok net ortaya koydu. Henüz Akşener'den bir cevap gelmedi ama Akşener'in partisinden bir isim şu anda bakıyorum notlarıma. Evet, Bahadır Erdem, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı. Kesin olan çizgilerimiz var dedi buna cevaben. Milletin çizgisi olduğuna inandığımız için biz onu ortaya koyuyoruz. Her siyasi parti milletin sesidir. Milletin temsilcisi olduğu, milletin değerlerini temsil ederek bunu gündeme getirdiği zaman ancak teveccüh görür ve yaptığı siyaset bir işe yarar diye düşünüyorum dedi. Yani kısaca diyor ki İYİ Parti'de genel başkanımız, ya kardeşim bizim tabanımız bu diyor ya, istemiyor diyor. Yani biz de gidip de istiyor diyemeyiz diyor. Yani demokrasi buysa, bizim de tabanımız buysa diyor. Yani özeten ne diyorsunuz bu Demirtaş'ın çıkışına bu cevaba? Demirtaş her zaman söylediği gibi son derece makul bir şey söylüyor. Yani siz bize ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmaya devam ediyorsunuz ve daha önce de oldu bu. Oyumuza talipsiniz ama bizi siyaseten eşidiniz olarak görmüyorsunuz diyor. Hak sizin için müzakere, hak bizim için değil. Bu kabul edilebilir bir şey değil diyor. Ama parti yönetimi olsun, diğer yöneticiler olsun, hayır biz altılı masanın adayına veya sekizli masa oldu şimdi, sekizli masanın adayına oy vermeyeceğiz demiyorlar. Ayrıca aday da çıkarmayacaklar herhalde. Bu oraya doğru gidiyor. Yalnız bir ilave daha bu yapayım söylediklerine. Meral Akşener Habertürk'teki konuşmasında HDP'nin talepleri, istekleri, temennileri neyse ne şimdi ne sonra dedi, önümüze gelebilir dedi. Yani sonra derken seçimi kazandıktan sonra demek istiyor. Milletvekili de olmayacak. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem sulandırılmış başkanlık sistemi oldu şu sırada. Farkındasın değil mi Erkan? Şimdi 8 tane, 2 tane işi başından aşmış belediye başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecek. Ama esas mesele HDP ile İYİP arasında değil sadece. Bir kere diğer partiler arasında da bakma. Yani hem Kemal Kılıçdaroğlu açısından hem HDP açısından son derece olumsuz hassasiyetler var. Mesela bugün bir Saadet Partisi yerel, neresi, Konya'da bir yerde galiba. Biz asla ve kata Kılıçdaroğlu'na, Alevi olduğu için tabii onu demeye getiriyor, oy vermeyiz diyor. Gelen başka bilgiler var CHP içerisinden. İYİ Parti ve muhtemelen diğer partiler, belki DEVA'nın dışında ama onun da etine budune, Kemal Kılıçdaroğlu için çalışmayacaklar mıntıkada seçim esnasında. Bunu unutmamak lazım. Sadece kendi adayları, milletvekili adayları için çalışacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu belki yanına yani MHP kökenli Mansur Yavaş'ı alır. Ama kaldı ki Ekrem İmamoğlu'nun da bir MHP geçmişi var bildiğim kadarıyla. Ama İYİ Parti kadroları olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına katılmayacakları anlaşılıyor. Dolayısıyla yani
Tekrar ediyorum, yani bu öforya havasını zedelemek istemem ama yani böyle %65'ler, 70'ler falan bunları ifade edenler var. Çok dikkatli olmak lazım, temkinli ve itidalli olmak lazım. Çünkü bu masa sonuç itibariyle başından beri böyleydi. Şimdi daha da arttı belirsizlik bana sorarsanız. Yani müstakbel politikalar açısından söylüyorum. Bunlar artık 5 benzemez 8 benzemez halini aldı yani. Dolayısıyla yani bunların Türkiye'yi idare edebilmeleri, zaten bu, dikkat ederseniz bu konuyu kimse konuşmak istemiyor Türkiye'de. Hele bir gitsin diyorlar. Herkes bunu söylüyor. Hele bir gitsin bakarız, şimdi zamanı değil yani diyorlar. Problemler üstü örtülerek, evet, hele bir gitsin yaklaşık. Ötelenerek. Ne yapacağınız diye sorduğunda kimsenin bir şeyden haberi yok. O 244 sayfalık çala kalem yazılmış, dünya kadar mükerrer madde içeren, dış politikanın 244 sayfanın 3 sayfasından ibaret olduğu, yani Türkiye'nin ve özellikle Türkiye'deki gençliğin taleplerine hiçbir şekilde cevap vermeyen, çevre meselesinden bahsetmeyen, KHK'lılardan bahsetmeyen, yurt dışına kaçmak zorunda olan insanlardan katiyen bahsetmeyen bir böyle bir a minima dediğimiz asgaride anlaşılmış bir metin. Yani bununla Türkiye'yi yönetmeye talip. Evet, yani bir şey demeyeyim daha fazla. Ama en azından bundan kurtulalım yaklaşımı o başka tek mevcut şartlarda makul mu? Tek politika o, bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Ha çünkü bunun tehlikesini az önce söyledim. Yönetemez hale gelip erken seçime gitmek. Böyle tekrar bir sonra Erdoğan'ın gelmesi ihtimali. Tabii. Evet, peki tabii. Baba sen ne diyorsun? Şimdi Kılıçdaroğlu dedi ki ben HDP'yi ziyaret etmemden daha doğal ne olabilir dedi. Ya meclis grubunda beraberiz dedi. Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi ya meclis başkanlığı o koltuğunda işte bir HDP'li oturuyor orada, yani en azından yönetiyor meclisi. Şimdi böylesine legal bir parti dedi. Ben tabii ki dedi ziyaret edeceğim falan. Şimdi burada biraz şey var. İyi Parti ve Akşener'in duruşu var. Kılıçdaroğlu bu şeyi yarabilecek mi? Yani burada tabii ziyaret ve birlikte fotoğraf vermek sembolik şeyler. Kılıçdaroğlu Kürt meselesinin çözümü konusunda bir adım atabilecek mi seçilirse? Asıl mesele o. Yani başkan olduktan sonra Türkiye'nin en yakıcı hukuk devleti, gerçek demokrasi olması önündeki en büyük engel olan Kürt meselesine nasıl yaklaşacak? O konuda bir tavrı yok, bilmiyoruz. Mecliste çözeriz falan diyor. Biraz muğlak görüyorsun sen yani söylemleri itibariyle Kılıçdaroğlu'nun. Tabii yani Kılıçdaroğlu yani herkese şu anda mavi boncuk dağıtmakla meşguliyet halinde, haklı olarak işte kimseyi kaybetmek istemiyor. Yılmaz Özdil'i de arıyor, başkasını da arıyor. Yani kendisine ateş açabilecek kesimlerle de iyi geçinmeye çalışıyor. Şey anlamında söylüyorum yani eleştiri anlamında. Burada şey doğal, liderlerin Kılıçdaroğlu'yla geziye çıkmaması. Çünkü bu seçimde sonra eğer kazanırsa masa, her parti kazandığı sandalyeye oranla bakanlık alacak. O yüzden İmamoğlu ve Yavaş eklendi ama bir takım dedikodulara göre İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun arası çok da iyi değil. Ya İmamoğlu o otobüslerde yer alacak mı almayacak mı, bir onu pazar günü netleşecek galiba. Kemal Bey'in programı, onu görmek lazım. Mansur Yavaş'la deprem bölgesinde Mansur Yavaş vardı, İmamoğlu yok. Mansur yok yani şimdi. Ama aynı anda olmaları da gerekecek mi yani? Yani şeyi bilmiyoruz yani, ikisi arasındaki iletişim ne durumda? Çünkü Meral Hanım bu iki başkan sizi istemiyor demiş galiba. O da onlara sormuş, siz beni istemiyor musunuz diye. Böyle bir kriz de var orada. Ama onlar da istiyoruz demişler. Demişler de ama yani sonuç itibariyle Meskin. Şimdi sadece Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun kişiliğinde değil, bir de onların çevresindeki ekiplerle Kılıçdaroğlu'nun çevresi arasında da bir gerilim yaşanıyor. Herkes bu ortamı zehirliyor olabilir, bilmiyoruz yani. Her kafadan bir ses çıkabiliyor baba. Olabilir. Ama İmamoğlu'nun özellikle Karadeniz'de Kılıçdaroğlu için elzem olduğunu düşünüyorum. Tabii ki. Tabii. Peki
Baba sen geçen bir tweet attın. Onu biraz açmanı isteyeceğim. Dedin ki Turan Çömez'i Erdoğan'ın özel kalem müdürlüğünden Meral Akşener'in baş danışmanlığına getiren güç masayı deviren güçtür. Nokta dedi. Şimdi o güç neyin nesidir? Ve bugün o güç Meral Akşener'i masaya niye gönderdi? Gücü mü yetmedi? Sen bunu nasıl analiz ediyorsun? 2002'de Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilcisiyken Erdoğan'ı ziyaret ederdim. AK Parti yeni kurulmuştu. Başka gazeteci pek gitmezdi Erdoğan'ın ziyaretine ya da toplantılarına. Çömez'i orada tanımıştım. Yani İslami gelenekte kadın özel kalem müdürü ya da şey olmuyor ya, sekreter ya. O üstlenmişti o görevi. Sonra birden Ergenekon davalarında yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını gördük. İşte Londra'da özel hastane falan açtı o dönem. Bedrettin Dalan'la birlikte. Devletin tarafından Erdoğan'ın yanına yerleştirilmiş bir eleman. Bir sürü özel isim gibi. Zaten İYİ Parti'ye bakarsak bu tip bağlantıları olan devlette kişilerin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Herkesi oraya topladı Meral'in. Her devlette de var. Yani devlet partileri kendi elemanlarıyla kontrol altına alıyor. Benim şeyim, o etkin mekanizmalar, yani işte Levent Gültekin o yapının başında eski MİT müsteşarının olduğunu savunuyor. Şimdi Bahçeli. Şengal Atasagun mu? Şengal Atasagun. Ve onun yani kaç senesi, eğer oysa gerçekten bu yapılanmanın en tepesindeki isim, herhalde bir 40-50 yılı vardır devlet şeyinde, kademesinde devşirmiş olduğu derin devlet sistemi dediğimiz eski tabirle sisteme aldı. Akademisyenler, gazeteciler, çok sayıda insan vardır. Politikacılar oradan oraya geçmiş. O kısmın etkili olabileceği kuşkusunu aklıma getirdi. Bu kadar sert bir açıklama ama sanki bizim şeyler o kadar doğru çıkmadı. İlk görünüşe göre Meral Hanım'ın fevri bir davranışı gibi görüldü. Ama orada soru işareti tabii. Genel İdare Kurulu, ılımlı tırnak içinde milliyetçilerin de masadan kalkmaya evet demesi olmuştu. Neden bu değişim yaşandığı çözemiyoruz o zaman. Yani o seçmen tepkisi daha ağır basmış görünüyor. Yani çünkü Meral Akşener'in masadan kalkması demek tabanının masadan kalkması anlamına gelmediğini tepkilerde gördüler. Özellikle kentli seçmen, yani İzmir, İstanbul, Ankara'daki milliyetçi, Kürtlere çok sıcak bakmayan ama asıl birleştirici unsuru Erdoğan karşıtlığı olan orta sınıflar CHP'ye yönelecekti. Yani onu gördü İYİ Parti. Peki, belki zarar getirecekti yani bu planı yapanlara. Belki onlar da gördü. O zaman Akşener'in altılı masadaki varlığına rıza gösterdiği anlamına mı gelir o gücün? Yoksa onlara tabii rağmen... Yani, bu haliyle bile bir müttefik olarak yeni iktidar yapılmasında, eğer böyle bir şey varsa, tabii Türkiye'de komplo teorisinde konuşuyoruz ama hiç olmamasına ya da çok zayıf bir şekilde kenarda kalmasına kıyasla güçlü bir şekilde yeni yapılanmanın bir ortağı olması, yönetiminde söz sahibi olması, atıyorum mesela İçişleri Bakanlığı görevini üstlenmesi daha çok işlerine gelmiş olabilir. Dışarıda kalınacaklar. İçeride olmuş. Şu var tabii. Unutmayalım. Şimdi bir 60 küsur günlük bir seçim süreci var malum. Ama bir de ondan sonrası var. Erkan. Ya ondan sonra ne olacak? Yani demin ondan bahsettim. Yani bu nasıl yönetilecek? Yani bir ortalık çünkü enkaz. Yani bu sadece deprem enkazı değil, kurumsal bir enkaz var ortada. Yani bu ekonomi, her konuda enkaz var. Şimdi bu nasıl yönetecekler? Yani bu aralarında nasıl anlaşacaklar? Çünkü bu kadar çok insanın bir konu üzerinde anlaşabilmesi kolay değil.
Yani açıkçası yani 6'ydı 8 oldular şimdi. Yani onlar da belki atanabilecek İmamoğlu'yla Yavaş. Dolayısıyla yani... Ama onu abartmamak lazım. Sonuçta parti disiplini içinde hareket etmek zorunda olan CHP'li isimler. Yani tamam canım, İmamoğlu iki. Peki 2'yi çıkaralım, 6'ya dönelim. 6 tane az mı? Yani 5 tane mi? Cumhurbaşkanı... Yalnız şöyle bir gerçeklik var. Yani bu kadar yaralı, yıpranmış bir Türkiye sonrasını inşa edeceksen bütün kesimlerin, tabii Kürtler olmayacak ama olabildiğince geniş bir ittifakı oluşturup bir yol haritası çizmek daha da sağlıklı olabilir. Yani tamam, orası muhakkak öyle ama İlle bir kaos çıkacak şeyi de olmayabilir. Olur mu canım? Benim öyle bir beklentim maalesef yok. Maalesef diyorum, altını çiziyorum. Çünkü eğer öyle bir beklenti, yani yeni bir Türkiye'yi kurmak gibi bir söylem olsaydı, yani hakikaten bir mesela bir af meselesi hiç konuşuluyor mu? Katiyen konuşulmuyor. Ama Kılıçdaroğlu halbuki yeni bir Türkiye'yi yeniden inşa, herkesi kucaklama, bunlar önemli ya söylemler. Bir tek o söylüyor onu. Bir tek o söylüyor. Öbürkülerin öyle bir derdi yok. Özellikle İYİ Parti'nin falan öyle bir derdi yok. Yani onlar, yani diğer partiler de öyle. Mesela Ahmet Davutoğlu'nun partisi. Statüko ante. 2002'ye geri dönüş. Ali Babacan. O da öyle. Tamam, iktisaden çok doğru şeyler söylüyorlar ama onların söyledikleri zaten makul olan. Yani yapılması gereken zaten. Dolayısıyla yani onun dışında demin söylediğim gibi geniş kitlelerin beklentisini karşılayacak bir siyasi programla seçime girmiyorlar. Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak için seçime giriliyor. Yani geriye kalanı lafı güzaf. O yüzden diyorum 15 Mayıs sonrasında esas ak koyun kara koyun belli olacak yani, ve o yüzden zaten partiler tek tek şimdiden pozisyon alıyorlar ve seçim kampanyası, özellikle milletvekili seçimi kampanyası esnasında bu aldıkları pozisyonları derinleştirecekler. Yani orada haydi yeni liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşinden gidiyoruz gibi bir durum olmayacak yani. Peki baba, sözünü söyle, bir soru geliyor, ondan sonra programı şöyle bağlı. Yani 2002'den fark, 2002'de Avrupa Birliği kendi de parlayan bir yıldızdı. Şimdiki gibi bu sönük ve cazip olmayan yapısı yok. Yani Avrupa Birliği kendi içinde bile hayal kırıklığı oldu. Erdoğan o demokrasi üstüne inşa edebilmişti, bir heyecan yaratabilmişti. 28 Şubat sillesini yemiş muhafazakar kesimlere. Eşitlik ve özgürlük. Böyle bir dinamik yok. Şimdi en büyük eksiklik o. Çünkü bir de demir atacak bir şey de yok. Yani Amerika desen, Batı desen toplumun %50-60'ı zaten ona karşı. Yani böyle bir sıkıntısı var. Türkiye o yüzden dönüp 1923 modeline dönmek istiyor. 2002 de değil maalesef. Doğru. Bu ne demek? Yani Müslümanlar nasıl altın çağı Muhammed devrinde görüyorsa Türkiye'nin önemli bir kesimi de Mustafa Kemal döneminde görüyor. Yani Kemalist bir diktatöryalliğe razı yani toplumun bir kesimi. Kürtleri dışında. Ve diyoruz ki bu toplumun sadece Kürtlerin değil. Yani sadece Kürtlerin değil ha. Ya toplumun genelinin, gençlerin falan taleplerini karşılayacak nitelikte bir duruş, bir politika, bir söylem değil mi diyoruz? Peki şimdi son olarak şunu sorayım. Şimdi HDP ne yapacak sizce? Şimdi gerçekten HDP açısından baktığımızda çok ağır bir durum var karşılarında. Şimdi karşılarında %1 bir oyu olan bir partinin lideri Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. %1'lik oyu var. Ya kendileri üçüncü büyük parti. İYİ Parti'den de fazla oyları var. Ama yok sayılıyorlar. Onların oylarıyla %1'lik partinin lideri Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ya adama ağır gelir bu yani. Şimdi burada bağrına taş mı basacak HDP? Yoksa ulan madem öyle biz de adayımızı gösterirsin. Ne olursa olsun bu Türkiye'nin hali mi diyecek? Sizce ne diyorsunuz? Demez. Önce Ergun, sonra ben. Demez. Baba önce sen dinle. Demez. Ne yapar? Kılıçdaroğlu der. Çıkarmaz. Kılıçdaroğlu'nu destekler.
Fakat orada bilinmeyen şu bence, ben de aynı şeyi düşünüyorum, çıkarmayacaklar. Eğer engellenirlerse Yeşil Sol Parti üzerinden konuşuluyor zaten, bu yeni bir şey değil yani, seçime girecekler falan filan. Yani bir şekilde varlıklarını sürdürecekler ve Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği verecekler. Yalnız parti yönetiminden bahsediyoruz. Seçmenin yani seçmeninin tümü partinin aldığı kararın ardında Ergun durur diyor, biliyorum. Duracak mı? Orada bir soru işareti var. Zaten bu katılım meselesi sadece HDP için değil. Mesela yani Alevileri pek sevmeyen Saadet Partisi için de geçerli. Yani gitmeyebilirler Cumhurbaşkanlığı seçimine. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye. Böyle bir ihtimaliyet yok değil. Yani unutmayalım, Temel Karamollaoğlu'nun kim olduğunu biliyoruz yani. Değil mi? Yani hatırlatalım yani. Mücahit Kılıçdaroğlu diye tweetler attılar. Tabii iyi de yaptılar da şeyin Sivas öyle ama şimdi 30 yıl tamam, ama şimdi o Saadet Partisi binasının önünde Atatürk posteri, Türkiye bayrağı, orada Nazım Hikmet'ten marşlar. Kim attı biliyor musun? Ha? Kim? Kim attı o sloganları? Kim? CHP'liler. Orada ama yani Saadet falan yoktu. Hayır, orada vardı başörtülü kadınlar falan vardı. Yok canım, 3-5 tane Türk. Hayır canım, kesin. Yani bir de ama yani Saadet Partisi tabanında da yani bu Atatürk resmi nereden geldi bizim binaya diye. Yani orası muhakkak ama orada olmadı. Slogan atan, oraya partilileri yığan CHP'ydi. Saadet falan değil yani, yanılmayalım. Yani kaldı ki CHP içinde de başörtülüler var artık. Yani yok canım, üçü. Yani ben bunu şeyden teyit ettirdim yani. Peki, bir şey yok. O zaman yani Saadet Partisi layık ben... Türkiye falan demiyor. Zaten mesela bu şey meselesi var. Bak ilk sürtüşme noktalarından biri, şimdiden söyleyeyim burada. Bu Muharrem Erkek var. CHP milletvekili. Gelir gelmez iktidara İstanbul Sözleşmesi'ni hemen kararnameyle geçireceğiz dedi. Saadet Partisi karşı, nasıl yapacak? Olsun abi, %1'e %99 olacak masada. Yani ya anladım ama yani bu yani, bir şey söylemeyi anlatmaya çalışıyorum. Krize yani gebe mi olay? Efendim? Krizlere gebe mi diyorsun? Tabii ki. Elbette. Yani rahatsızlığını dile getirir de İstanbul Sözleşmesi yüzünden masadan çıkmaz sonuç itibariyle. Çıkmaz. Yüzde. Ondan çıkmaz. Ondan sonra başka büyük, daha başka kriz gelir. Ondan yani sonra... Türkiye bunu iki sene aşabilirse bu süreci, bir sonra yeniden seçim yapacaksa daha huzurlu ve sakin. İki sene vallahi ben keşke öyle bir şey olsa, fakat yani kurum kırımı görünce, Türkiye'deki kurumsal enkazı görünce ve ya bir kere mesela o 1000 tane yüksek memuru hemen alacağız. Yerine kimi koyacaksın? Giden gitti. Millet insanları küstürdüler. Ya öyle bir memur bir şeyi bile yok yani. Öyle bir kitle bile yok ortada. Biliyorsunuz pilot yok Türkiye'de yeterince. Yani bu bildiğimiz nedenlerden. Ya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çok şey veriyor. Yani meclis yetki verir Kılıçdaroğlu. Bunların büyükelçi yaptıkları gibi. Doğru söylüyorsun. Öyle yapacaklar zaten. İnsanı getirir, yapacaklar. Yani bence öyle yapacaklar zaten. Oralarda sıkıntı çıkmaz. Fakat benim görüşüm şu. Yani bu şekilde yönetmeye zaten mecburlar. Yani bir hızlı karar alabilmek için Cumhurbaşkanlığı kararına. Ama bu bir yere kadar ya olur. Çünkü sonunda hepsinin dilinde bir demokratik çoğulcu Türkiye lafı var. Hadi bakalım, bir adam tek başına kararname çıkartıyor. Etrafında 4 tane şey var, kendi danışmanı var. Diğerlerinden bahsetmiyorum. Nereye kadar gider bu? 2 sene gider mi? Ben emin değilim valla. Evet, o kriteri kadroların birçoğu KHK'la atılmışlar. Tabii. Şimdi bunlar göreve getirildiğinde İYİ Parti'nin arkasında o yapı hoplar mı? Yani tabii ya ki. Kardeşim ne oluyoruz falan. Mümkün değil ya. Mümkün değil. Çıkacaklar gene. Ya o zaman ya Cengiz Hoca öyle bir karamsar içim karardı benim. Daraldım ya. Değil, bak. Hani peki ne olsun değil. Yani? Ne olacak? İnsanların keyfini kaçırmak istemiyorum. Bu Türkiye'nin bu sürece, bu dinamiğe ihtiyacı vardı.
Herkes çok memnun. Ama diyorum ki aman iktidar uçmayalım. Yani kaldı ki seçimin alınacağı çok yüksek ihtimal ama %100 değil. Kimisi %100 diyor. Hı-hı. Yapmayın etmeyin çalışmak aman lazım. Aman dikkat diyorsunuz. Evet. Çalışmak lazım yani. Mıntıkaya inmek lazım. Zorlamak lazım siyasetçileri falan. Yani bu çantada keklik falan değil ya. Evet. Yalnız şöyle bir şey var yani Türkiye'de şu anda seçmenin kendiliğinden seferber olmuş olduğu yani o AKP seçmeni gibi bir dönemki çok öfkeli ve artık bir nefes almak istediğini söylüyorlar. Yani biz de bunu hissediyoruz yani bir televizyonda bir komedi programı olsun yani bir Levent Kırca tarzında siyasileri eleştirebilen bir şey yok. Erdoğan karikatürü çizebilen bir mizah dergisi yok. Yani bunlar yaşamın rengi insanların yüzündeki tebessüm gitti. Ona bile dönüş yani zorluk olsa, yoksulluk olsa da bir nefes payı verecektir. Yani ya 14 Mayıs akşamı insanların sokakta göbek atacağından hiçbir şüphem yok benim. Ama bir de işin 15 Mayıs'ı var. Yani çünkü bu kredi yani şu sırada Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmiş olan kredi gibi çok ciddi bir kredi bu. O kredi 14 Mayıs'a kadar gider. 15 Mayıs'tan itibaren Kürtler başta olmak üzere bir sürü şeyi talep etmeye başlayacaklardır. Soru şu yani bu altılı masa, sekizli masa her neyse yani bu hibrit yapı bu taleplere cevap verebilecek mi veremeyecek mi? Ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Ben senden orada farklı düşünüyorum. Yani Kürtler kalkıp öyle acılca şunu yaparın yoksa desteklemez. Kürtler der herkesin bir talebi var. Adam hayır, şöyle ama sonuç itibariyle yeni bir anayasa yapılacaksa o mümkün değil. 400 kişi değil. Gerekiyorsa bir dur. Belki olur. O mümkün değil. Şey. Yani Kürtlerin de talepleri dikkate alınmak zorunda. Yani atıyorum yerel yönetimlerde Avrupa şartı kabul edilmezse elbette Kürtler öyle bir anayasa ha tamam hemen kabul edelim demeyecek falan. Ama yine de bir yani seçim kazanılmış olacağı için İYİ Parti'nin vesairenin o keskinlikleri de şu ortamda şey endişesini de görmek lazım. Yani iktidarın HDP'yle ya da Kürtlerle yan yana gel her gelişi teröristlerle bir aradalar diye köpürteceği medyasında onun propagandasını yapacağını biliyoruz. Belki ümit edelim ki seçim sonrası daha makuliyet ağır basar. Yani başkanlık sistemini en başta İYİ Parti istemiyor. Kürtlerin desteği olmadan başkanlık sistemi değişemeyeceğine nasıl göre. Değişecek? Yani. O zaman o gerçeklik ağır basacak. Anladım ama mesela bakın şeyi hatırlatalım. Yani bu unutmamak lazım da bu velut en çok iş yapılan anayasa yazım sürecini hatırlıyor musunuz? 2013'tü yanılmıyorsam. Çok yol alınmıştı ve HDP'nin selefi katılıyordu o toplantılara. Neydi adı? BDP değil mi? BDP'ydi değil mi o parti? Kaç yılı bu? 93. 2013 ilk yok 2013'teki anayasa. 2013'te HDP'ydi ya. Ondan önceki ya 2011 pardon 2011. 2011'de sonra o epey ilerlediler yol aldılar. İlk 4 değişmeyecek olan madde üzerinde kıyamet koptu. CHP sonuna kadar onu engelledi biliyorsunuz. Ama bir sürü işte yapıldı. Mesela bölge kavramı üzerine çok önemli. Yani tüm merkezi yönetim en altta mahalli idareler arasında bölge. Türkiye gibi kocaman bir ülkeye bir bölge, ya icracı bir bölge yönetimi gerekiyor. Çünkü bunlar konuşuluyordu Türkiye'de düşünebiliyor musunuz? Ta 10 seneden öncesinden bahsediyorum. Hiçbir yere varmadı maalesef. Şimdi mi varacak? Ki o zaman hava çok daha olumluydu. Ya yani herkesin eli çok daha güçlüydü müzakere eden tarafların demedi. Yani unutmayalım yani. Şimdi öyle bir durum yok ki. Peki. Baba hala bir şey diyecek halin var senin. Yani gerçekçi ol, imkansızı iste diye bir laf var. Gerçekçi. İşte bu vahvettim. Üzerine noktalayabiliriz bile. Yani
Ya mevcuttan iyi olacağını herhalde. Belki zifiri karanlıktan alacakaranlığa geçeceğiz belki. Yani normal benzeri bir düzene bile geçilse, yani ilk önlemi üniversiteleri kapatmak olan bir yönetimden kurtulsa bile Türkiye yeter ya. Bir de şeyi görün yani Wells Fargo işte yani siyaset yapan, müdahale eden falan değil. Kaliforniya merkezli dev bir banka. 19 liraya geldi dolar. Muhalefet iş başına gelirse ilk etkiyle 15'e düşer diyor. Türkiye'nin prim riskleri altılı masa tekrar bir araya gelince düşmeye başladı falan ama haftanın geyikleri yok işte bu evet. Deprem acısı dolayısıyla birkaç tane komik şey var yani absürt. AKP'li araştırmacı İhsan Aktaş demiş ki muhalefetin depremdeki tutumunu seçmene sorduk. Arama kurtarma ve diğer konularda CHP'nin işi ağırdan aldığına dair bir kanaat oluştu demiş. Lafa seçmende. CHP ağırdan almış. Evet. İşte. Deniz Baykal'ın kızı ne özelliği var bilmiyorum. Aslı Baykal. İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz demiş o da. Perinçek Anayasa Mahkemesi kararını değerlendirmiş. Bu kararıyla Anayasa Mahkemesi Mehmetçi'ye ihanet etmiştir. PKK'ya devlet kaynağı sağlamıştır. Karar veren üyeler hukuk dışına çıkmıştır. ABD planlarında rol almıştır. Bu tutumları hukukla, yargıç kimliğiyle, vatanseverlikle bağdaşmaz. İstifaya davet ediyoruz demiş. Bir de Hacı Yakışıklı diye biri var bilmiyorum. Erdoğan 500 bin konut yapacak. Kılıçdaroğlu bir düzine başkan yardımcısı atayacak. Hangisi icraat diye sormuş. ama şey en komiği şey. CHP'nin işi ağırdan alması. Ha, CHP kurtarma iktidar olduğunu bu arada Kızılay Başkanı da yok ortada. Geldi diye. Biliyorsunuz değil mi? Binlerce çadır Birleşmiş Milletler yardımlarında Kızılay logosu vurulma kavgası yüzünden gelemiyor Türkiye'ye. Ya şunu bak bugün gördüm haberlerde. Bursa Eğitim İş Sendikası açıklama yaptı. Basın açıklaması yaptılar. Gördüm. Ya Eğitim Bakanlığı Gaziantep'ten çadır satın alıyor depremzedeler için. Bursa'ya getiriyor. Deprem bölgesine değil önce. Bursa'ya getiriyor. Orada logolar basılıyor Eğitim Bakanlığı. Arkasından da tırlara tekrar yükleniyor. Deprem bölgesine evet. Götürüyor. Eksi bilmem kaç derecede insanlar soğuktan donuyor, ölüyor. Bunların derdi logo basmak. Evet. Ya işte Sağlık Bakanı sonradan sildirdiği bir reklam filmi çektiği sırada insanlar Antep'te hastanelerde ölüme terk edilmiş. Bebeklerin, yoğun bakımdaki insanların öldüğü gerçeği ortaya çıktı. Yani her şey algı üstüne kurulu. Bakalım bu Ramazan nasıl geçecek? Ramazan da herhalde Adıyaman, Maraş o bölgede anladığım kadarıyla tarikatlara emanet edecekler. Herhalde. Kızılay tarikatlar üzerinden işte iftar çadırları kurarlar. 21'i değil mi Erkam? Nasıl? Ne gün ilk sabah ne zaman? Mart'ın sonuna doğru. Ne zaman başlıyor şu anda bilmiyorum. Mart'ın yani bu ayın sonuna doğru başlıyor. Bu da tabii seçim propagandalarını da etkileyecek. Meydanlarda, olmayacağını söyledi. Ha, o şeyde bir de Erdoğan şey dedi bu seçim kampanyasında şarkı olmayacak. Şarkı yok evet. Ya kendileri en azından. Ve şey ama diyor, onlar yapar, ülkeler de yapamaz. Adayı olmak isteyenler dedi, AFAD'a bağışta bulunacak. Evet. Arkasından aday olabilecek. Evet. Abi ben aday olabilir miyim? İşte makbuzum deyip gelecek. Yani Muharrem İnce bir video çağrısı yaptı. Hani bu dansı var, onu herkes yapsın diye. Çok tepki çekti şeyde sosyal medyada. Ya ne deprem dansı ya? Milletin bulan. Orada canı burnunda o dans edip seçim kazanacağını düşünüyor. Ne işte. Onun işlevi seçim kazanmak değil, kaybettirmek. Kaybettirmek, evet. Peki, yayının sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bir dahaki programda tekrar görüşmek üzere. Herkese kolaylıklar.